Bilişim AŞ İş Geliştirme Müdürüyüm. Öncelikle hepinize sağlıklı günler diliyorum. Ayrıca Saha İstanbul ekibine bu sunu dizisini yapmasına olanak sağladığı için teşekkür ediyorum. 35 yıllık bir teknoloji firmasını 15 dakikada anlatmak biraz güç olsa da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım efendim. Öncelikli olarak ürünlerimizin gruplarından bahsetmek istiyorum. Veri görselleştirme ve raporlama grubu dediğimiz ürünlerimizin başına gelen Bilişim BI'yi anlatacağım. Bu ürün grubunun içerisinde Bilişim BI, Analytics ve Bilişim TSA zaman serileri analizi ürünlerimiz bulunmakta. Bilişim BI ne yapar? Farklı veri kaynaklarından toplanan verileri, bunlar her türlü veri kaynağı olabilir. İlişkisel veri tabanları, büyük veri sistemleri, veri dosyaları, Excel, CSV gibi veri ambarları. Bunları topladıktan sonra analiz eder, görselleştirir, anlık olarak raporlar ve bir veri dağıtım platformu olarak başka kullanıcılara, sistemlere sunabilir. Bunları yaparken de hücre seviyesinde yetkilendirme söz konusudur. İster satır, ister sütun, ister hücre bazında verilerin gözükmesini veya saklanmasını sağlayabilmekteyiz. Veri dağıtım platformu olarak kullandığımız Bilişim TSA, büyük ölçekte zaman serilerini halka veya belirli bir grup insana yaymakta kullanılıyor. Bunun en güzel örneği Merkez Bankası'dır. Merkez Bankası düzenli olarak şimdiye kadar topladığı bütün döviz kurları verilerini, emlak bilgilerini, sanayi üretim raporlarını paylaşıyor. Kendileri elektronik veri dağıtım sistemi olarak adlandırdılar bu ürünlerini. Arka planda bizim Bilişim TSA, Time Series Analysis kurumumuz görev almakta. Bir ileriki adım olarak da Datalytics ürünümüzü çok uygun fiyatlama koşullarıyla genele yaymak üzere geliştirdiğimiz bir ürün. Piyasada olan genel iş zekası ürünlerine bir rakip olarak çıkartmayı planlıyoruz. Nerelerde kullanılıyor bu ürünler diye soracak olursanız, üretimde, perakende de, sigortacılıkta, bankacılıkta, sağlık sektörlerinde aktif olarak kullanılıyor. Diğer bir ürün gamımız ise insan kaynakları ürünleri. Türkiye genelinde yaklaşık yılda 9 milyar liralık bir maaş dağıtımı, milyar dolarlık maaş dağıtımı Bilişim HR ürünü üzerinden yapılmakta. Ayda yaklaşık 1 milyon kişiye dokunan bir ürün. 27 alt sistemi var. Bunlardan en yaygın olanları işte özlük, izin, bordro, performans gibi ürünler. Ama daha az kullanılan seyahat, masraf, prim gibi ürünlerimiz de mevcut. Tabii bu teknolojilerin hepsi en son teknoloji. Çıkış tarihi 2019 yıldır ve yaygın kullanıma başlandı. Diğer bir ürün gamımız ise ERP. Bilişim ERP, ana modüller olarak bahsetmemiz gerekirse satış, satın alma, finans, kalite, üretim, bakım, insan kaynakları, stok, maliyet yönetimi gibi bir ERP sisteminin ana modüllerinin haricinde mobil olarak da sahadan, depodan, kalite biliminden, satıştan, üretimden veri toplama, insan ve makine olmak üzere ve bunların üst yönetime raporlanması şeklindeki uçları da mevcut. Nerelerde kullanılıyor diye soracak olursanız, üretim ve kalite odaklı bir ürün. Esnek, kolay uyarlanıyor, işçi nitelikli, kapsamlı, modüler, platform bağımsız ve ölçeklenebilir. Yani sizin 10 tane fabrikanız olmuş, 5-3 tane deponuz var, hiçbir sorun değil takip etme açısından. Ana kullanım sektörleri diye soracak olursanız, havacılık, savunma, otomotiv, yan sanayi, beyaz eşya yan sanayi, makina, medikal, demiryolu gibi sektörlerde kullanılıyor. İmalat türleri de dikey çözüm olarak da dökün, dövme, talaşlı imalat, kompozit, montaj, plastik kaynak ve siparişe göre üretim dikey çözümleri mevcut. Bir diğer ürünümüz de, yani daha doğrusu diğer kategorisini biraz geniş tutmak gerekiyor. Bunların içinde Bilişim Method Wizard, yalın üretim yazılımı veya Bilişim VSD gibi web servis güvenlik yazılımı gibi ürünleri koyabiliriz. Bunlar daha kendi başlarında duran ürünlerimiz ama diğer bilişim ürünleriyle entegre olabiliyor. Bilişim
Metot Wizard'ın detaylarına girmek gerekirse, bu bir iş emri yönetimi, kiosk yönetimi, hat dengeleme, planlama, operasyon kartları ile değer analizi, performans göstergeleri, depo parça yönetimi, maliyet analizi gibi iş ve iş onay listelerinin oluşturan bir yazılım ürünü. Saha İstanbul içerisindeki paydaşlarımızdan bazıları, yani müşterilerimiz diyebiliriz, aslında bizim dostlarımız işte Havelsan, Makel, Yüksel Kompozit, Triploid gibi. Bunların dışında da saha üyesi çalıştığımız firmalar mevcuttur. Teknolojimize birazcık değinmek gerekirse, biz 35 yıllık bir firmayız. Dolayısıyla COBOL'dan başlayıp en son teknolojiler olan MVC.NET gibi veya daha ileriye yönelik işlemlerini öğrenme, dağıtık veri yapıları, dağıtık dosya sistemleri gibi platformlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ödüller alıyoruz işte 2000, 2001, 2009, 2018, 2019'da da var. Bir sunumu koymamışız. Avrupa'nın en yenilikçi 10 iş zekası ürününden bir tanesi de Bilişim BI ürünü oldu. Tabii sertifikasyon, veriyi işleyen ve firmalar için olmazsa olmaz. İşimizi yapabilmek için gerekli olan belgelerin tamamına sahibiz. Hizmet yeterlilik, bilgi güvenliği, ISO gibi. Müşterilerimizin bir akışını yapacağım. Bunlar tabii bir kısmi bir bilgi. Şöyle bir şey de söylemek gerekirse, ekosistemimizde yaklaşık 100 tane uzman personelimiz bulunuyor. 500'ün üzerinde proje yaptık. Ankara'da genel müdürlüğümüz bulunuyor. İstanbul'da bölge müdürlüğümüz var. Konya'da ve Sivas'ta da yerel çalışanlarımız mevcut. Portföyümüzün içinde bakanlıklar, üniversiteler, özel sektörde sayısız kurum, finans, belediyeler gibi kurumlar sayılabilir. Ar-Ge projelerine de destek veriyoruz. Bir saniye, bir şuradaki videomuzu da çalıştıralım. Hızlıca gelecek. Kurucumuz Aydın Köksal. Aynı zamanda sektörün kurucularındandır. Şirketimizin isim babasıdır. Bilgisayarın, yazılımın, donanımın isim babasıdır. Kendisi. Ana ürün gamlarımızı görmektesiniz. Referanslarımızdan bazıları, yani oldukça kuvvetli bir referans listemiz bulunmaktadır. Teşekkür ederim. İletişim bilgilerimi de görüyorsunuz efendim.